Herkese günaydın. Öncelikle Komisyonel Derneği'nin uluslararası organizasyonunun basın lansmanı için değerli basın mensupları olarak ve Gastronomi Turizmi Derneği ailesi üyeleri olarak bugün bu önemli toplantıya katıldığınız için herkese teşekkür ederiz. Bu organizasyonumuz bence Türkiye için çok önemli bir organizasyon. Konsiyaj dernekleri ve konsiyajın önemi Türkiye için çok kıymetli. Biz özellikle gastronomi sektöründeki tüm yönlendirmeleri, bugün nitelikli otellerdeki tüm yönlendirmeleri konsiyaj üyelerimizin yaptığını çok iyi biliyoruz. Bugün Michelin yıldızlı restoranların Türkiye'ye gelmesinden dolayı çok mutluyuz. Fakat o restoranlara zaten yıllardan beri müşterileri yönlendiren Konsiyaj Derneği'ydi. Ve o restoranların başarılı olmasını sağlayan yine Konsiyaj Derneği'ydi. Şimdi bu konuyla ilgili Türkiye'nin en iyi otellerinin yöneticileri aramızda. Gastronomi Turizmi Derneği olarak biz bu organizasyonun başarılı olması için dünyadan 800 tane değerli konseyin Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye'nin doğru tanıtımı yapılması için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda emek sarf eden önce Konsiyaj Derneği Başkanı Adnan Bey ve yöneticilerini buradan içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Çok önemli bir organizasyona imza atılmakta ve Gastronomi Turizmi Derneği olarak biz Türk mutfağının tanıtılmasından sorumlu ve bir misyon elde etmiş bir dernek olarak bu organizasyonun her noktasında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada bir gala yemeği yapılacak, gala yemeğinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Basın toplantıları koordine ediliyor, basın konusunda elimizden gelen desteği vermekle mutlu oluyoruz. Ve Kültür Turizm Bakanlığımızdan tutun da TÜRSAV'a kadar farklı kurumların bu organizasyona da çok ciddi destek vereceğini biliyoruz. Bizim amacımız Konsiyaj Derneği'nin Mart ayında yapılacak bu nitelikli organizasyonun başarılı geçmesi ve yarın bir gün biz Singapur'a gittiğimiz zaman ya da Amerika'ya gittiğimiz zaman oradaki konsiyajların da bu nitelikli organizasyonu hatırlayıp Türk denildiği zaman, Türk mutfağı denildiği zaman yüzünde bir gülümseme oluşturmamız bizim için çok kıymetli. Bu anlamda Adnan Bey'i tebrik ediyor ve buraya davet ediyor. Değerli basın mensupları, misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? Ya biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ben 46 yıllık, yaklaşık 46 yıllık bir otelciyim. Otelde çok rahatım, deste. Misafirlerde rahat olduğum kadar kamera karşısında an rahatlığı gösteremiyorum. Onun için heyecanımı bağışlayın öncelikle. Sonrasında Gürkan Bey'e, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanımız Gürkan Bey'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizler otelciyiz, turizmciyiz. Mesleğimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ama onlarda sizlerle buluşmamızı sağlayan Gürkan Bey'e özellikle öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Gürkan Bey'in bahsettiği gibi bir hayalimiz vardı. Derneğimiz, üyesi arkadaşlarımızı İstanbul'a getirmek. Onu da şöyle kısaca baştan özetleyebilirim. Biz Türkiye'deki Leklador Türkiye derneğimiz, dünyada 1952 yılından beri devam eden bir organizasyonun bir parçasıyız aslında. Leklador International bize uluslararası derneğimiz 1952'den beri her yıl dünyanın farklı bir şehrinde, ülkesinde, şehrinde buluşuyoruz. Biz Türkiye olarak bu gruba biraz geç dahil olduk. Yani 2002 yılında ilk Atina'da kongremize gitmiştik. 2002 yılından beri yaklaşık 20 yıldır bu derneğin bir parçasıyız ve çok mutluyuz onlarla birlikte olduğumuz için. Çünkü turizmin içindeyseniz ve özellikle bizler gibi konsiyerjler, yani misafire en çok dokunan kişiler olarak bizim şeyimiz yok, limitlerimiz yok. Konsiyerj dediğiniz zaman ülkesini, şehrini en iyi bilen kişi olmak zorunda. O misafirlere gelen yabancı misafirlerimize ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak durumundayız. Ama bunu yaparken sadece şehrimizle, ülkemizle sınırlı kalmıyoruz. Çünkü konsiyerjin uluslararası bir ayağı da var. Bize gelen sorular dünyanın herhangi bir yerinden de olabiliyor gerektiğinde. Misafirim gelip bana işte Marrakeş'te şu restoran rezervasyonu da yapmamı isteyebiliyor veya işte yurt dışından bir şey getirmemi isteyebiliyor. Ben hemen o ülkedeki o üye arkadaşımla irtibata geçip o misafirimin ihtiyacını karşılayabiliyorum.
Dolayısıyla konsiyer çok uluslararası bir meslek, bir meslek grubunun içindeyiz açıkçası ve bununla da gurur duyuyorum. Dediğim gibi 20 yıldır biz bir grubun içindeyiz. İlk Atina kongremizden beri, ilk gittiğimiz kongreden itibaren en büyük heyecanımız işte 2002-2003 böyle farklı ülkelerin şehirlerine gidiyoruz, katılıyoruz, arkadaşlarımızla tanışıyoruz tabii. Ne oluyorsunuz yani bir Türk olarak, İstanbullu olarak veya İstanbul'u işte ülkesini seven bir turizmci olarak diyorsunuz ki daha ikinci kongrede herhalde dedi ki arkadaşlar biz bu kongreyi İstanbul'da yapmalıyız. Yani biz bu şehirlerden eksiğimiz yok, fazlamız var. Dolayısıyla ilk gittiğimiz kongreden itibaren bütün hayalimiz bu kongreyi İstanbul'a getirmekti ve sonunda onu 2023 yılında 11-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirmeyi başardık. Çok mutluyuz tabii ki bu başarıyı elde etmekten dolayı. Aslında 2020 yılında Avrupa Kongremiz, bizim bu derneğimizin 2 yılda bir farklı küçük objektif kongreleri de oluyor. 2020 yılında aslında İstanbul'da bir Avrupa Kongresi düzenlemek üzere yine orayı da hak etmiştik, almıştık. Fakat pandemi maalesef buna engel oldu. Pandemi sebebiyle o kongreyi yapamadık 2020 yılında ama 2023'e ben tabii böyle sürekli arkadaşlarıma baskı yapıyorum yani internasyoneldeki arkadaşlarıma. Yani hep bunu istediğimi artık o kadar herhalde kendilerine şey yaptım ısrarla sonunda biraz tabii bizim ülkeler arasında yarışmalarımız oluyor. Çünkü herkes bu kongreyi kendi ülkesinde şehrine götürmek istiyor. Böyle bir yarış da var aramızda. Ama 2023 bizim için çok değerli oldu. Üstelik Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıldönümünü kutlamak, işte bizim bu kongremiz, hepsi bir araya geldi ve daha da mutlu olduk, daha da heyecanımız büyük. Bu yolda tabii ilerlerken bu sektör içinde bütün bu sektörün tüm ileri gelenlerinin sizler başta olmak üzere Sayın Turizm Bakanımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz, yani bu konuda turizm sektörüne destek verecek tüm aktörlerin desteğine, yardımına ihtiyacımız var. Bu vesileyle bunu da dile getirmek istiyorum. Benim özetle söyleyeceklerim bu kadar. Müsaade ederseniz bir yönetim kurulu arkadaşlarımı da yanıma alıp onları da bir tanıştırmak istiyorum sizinle. Sonrasında da sizlerden gelecek sorular varsa cevaplamak isterim. Dediğim gibi heyecanımı bağışlayın, atlamış olabilirim bazı şeyleri. Ama sizlerden de soru alabilirim. Sorularınıza cevap vermek isterim. Biz yönetim kurulu arkadaşlarım, 5 kişilik yönetim kurulumuz var ve yaklaşık 100 kadar üyemiz var Türkiye'de. 100'e yaklaşıyoruz, 100 olmadık ama 100'e yaklaşıyoruz. Sadece İstanbul'da değil, tabii İstanbul ağırlıklı bir organizasyon bu ama İstanbul dışında İzmir, Ankara, Bursa, Bodrum, Kapadokya, Mutlu, aşağı yukarı bütün şehirler, yani bu şehirlerde Ankara, İzmir, Bursa değil mi? Hepsi, yani buralarda da üyelerimiz var. 5 yıldızlı otellerde buralarda da üyelerimiz var. Hemen arkadaşlarımı tanıştırmak istiyorum. Derya Koçak, Four Seasons Sultanahmet konsiyerci arkadaşım. Ömer Ajva, Sultanahmet Ajva. Cem Bostepe Ajva, şu anda bulunduğumuz otelin head konsiyerci arkadaşım. Kerem Katıoğlu da Ajva, yine Sultanahmet bir otelin head konsiyerci arkadaşım. Şöyle bir evet şu anda evet şey yapabiliriz. Sorularımız varsa aklınıza takılan şeyler varsa beklerim. Minnetle cevaplamak isterim. Ben isterseniz ilk soruyu ben sorayım. Önce Cem Bostepe akrabamız değil. Önce onu söyleyeyim. Soy isminiz Bostepe ama tesadüf. Ama bu organizasyon için teşekkür ederiz. Özellikle çok nitelikli, değerli konuklarımız çok mutlu kahvaltıdan diye düşünüyorum. Hatta şefimiz de buraya çağırdık. Siz biraz sonra müsait olursunuz. Sağ olsun. Şimdi bu çok önemli bir yapılanma. Bizim şu anda aramızda Moskova ve Ukrayna temsilcimiz de yanımızda. Rusya başkanımız da yanımızda. Özellikle yurt dışından gelecek yabancı misafirlerin ağırlanma konusundaki tecrübelerimiz bizim için çok kıymetli. Hatta Bodrum'da, Bursa'da, Antalya'da, biz sonuçta 22 ildeyiz. Ve 22 ilde
farklı farklı konseyer hizmetlerine ihtiyaç duyacak. Hatta İstanbul-Bursa arası çok yakın. Burada Bursa başkanımız diyor ki bana Bursa'ya da hatta yönlendirme yaparsanız niye işbirliği içinde olmayalım falan gibi. Orada da 100'den fazla üyemiz var. Şimdi bu organizasyonlarımızda birinci soru kaç kişi ağırlıyoruz ve hangi ülkelerde oldu? Bence bu çok önemli. Bir de 4 günlük programı ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bizim yani Le Clador International yaklaşık 50 ülkede 800 şehirleri karıştırdım, 80 ülke ve 130 şehir ve 4000 yakın üyemiz var internasyonelde. Bu kongrelerde normalde yani 400-500 yani her sene katıldığımız kongrelerde yaklaşık 400-500 kişi civarında oluyoruz. Fakat İstanbul olarak şöyle bir şansımız oldu, hani biraz önce pandemiden bahsettim. Pandemi sebebiyle biz 2020 yılında Yeni Derli'de aslında buluşacaktık tüm arkadaşlarımızla. Fakat pandemi o 2020 kongremizin iptaline sebep oldu. Pandemi sebebiyle 2021'i de yapamadık. 2022 de aynı şekilde olmadan geçiyor ve 2023, 2019 yılında Cannes'da yaptığımız son kongreden sonraki ilk kongre. Dolayısıyla tabii büyük bir şey oldu bu buluşma ihtiyacı. Çünkü biz her sene buluşmaya hazırız. Olan arkadaşlar olarak böyle aradan bir 4 sene geçince İstanbul için de daha da değerlendi ve büyük bir talep var. İlk beklentimiz 600 kişi ama aşacağız gibi gözüküyor. Yani talep şu anda 600'ü aşacak gibi gözüküyor. İstanbul'da 11-15 Mart tarihleri arasında olduğunu söylemiştim. CVK olacak. Toplantılarımızı ve konaklarımızın bir kısmını burada yapacağız ama toplantılarımız hep burada olacak. Diğer otellerimiz The Marmara ve Liman Otelleri. Bu üç otelde konaklayacak arkadaşlarımız ama bu 11-15 Mart konaklama dışında tabii biz istiyoruz ki arkadaşlarımız dünyanın her yerinden geliyorlar. Yeni Zelanda'dan da gelen olacak. İşte Brezilya'dan da, Arjantin'den de gelenler olduğu için 4 güne sınırlı kalmıyor bu konaklamalar. Öncesi sonrası onlara program yapıyoruz. İstanbul'u göremeyenler tam iyicene sindirmek için daha uzun kalıyorlar. Yani ülkemiz için, yani sadece İstanbul için değil, örneğin onlara Kapadokya, Bursa, işte Efes, İzmir, Bodrum gibi farklı şehirlerimizi de öneriyoruz. Dolayısıyla yani Mart'ın o dönemi turizm için İstanbul'da, Türkiye'de daha doğrusu sadece İstanbul'da değil, çok güzel olacak diye biliyorum hepimiz için. Çok değerli olacak. Programa gelirsek de Gürkan Bey'cim, şöyle 11 Mart'ta bizim ilk akşamımız hep şey olur. Arkadaşlarımızın geliş günüydü ve o akşam, ilk akşam bir welcome cocktail ile karşılıyoruz arkadaşlarımızı. O da bu bulunduğumuz salonda olacak değil mi Cem? Yani evet, şu burası. İçerisi Jolly Joker dediğim salonda. İlk buluşmamız burada olacak, yani welcome gecemiz. Sonrasında ikinci gün, gündüz toplantılarımız oluyor. Arkadaşlarımız, bizim arkadaşlarımızla şehir turu yapacağız. Arkasından bir Türk gecemiz 12 Mart akşamı olacak. Türk gecesi için birkaç şeyimiz var. Bir tanesi işte Sayın Bakanımızla buluşabilirsek AKM bizim için çok değerli. AKM'yi değerlendirmek istiyoruz, almak istiyoruz. Orada güzel bir Türk gecesi düşünüyoruz. Gala gecemiz 14 Mart son gecemiz Four Seasons Bosporus Otel'de olacak. Öncesinde bir arkadaşlarımız Boğaz turuyla tabii Boğaz turuyla İstanbul'un bazı güzelliklerini gösterdikten sonra Four Seasons Otel'de kalı gecemizi yapacağız. 15 Mart'ta da arkadaşlarımız kalanlar olacak, ülkesine dönenler olacak ama tahminim yani gelen şu anda teklifleri şeylerden, maillerden İstanbul'da uzatanlar, işte İstanbul dışında Kapadokya özellikle çok merak ediyorlar veya diğer şehirlerimizin oralara gidenler olacak. Yani onu da biliyoruz. Onun için de çok mutluyuz tabii. Yılmaz Parla, net haber ajans. Şimdi ülkelerde yaptığımız kongreler temaları değişken mi? O bir, ikincisi eğitim ağırlıklı mı? Bir de yaptığınız hani bu kongreler ülkelerdeki randımanla nasıl oldu? Onun hani sonuç bilgileri nasıl biraz bilgi verirse teşekkür ediyorum. Tabii ben teşekkür ederim. Aşağı yukarı tema hemen hemen aynı. Şöyle söyleyebilirim, mesela bir günümüz ülke başkanlarının senede bir kere bir araya gelebiliyoruz ve ülke başkanları bir gün
bir araya geliyorlar, toplantılarını yapıyorlar. Onun dışındaki arkadaşlarımıza şehir turu yapıyoruz. İkinci gün, 13 Mart eğitim günümüz. Yani oraya bütün üyelerimizin katıldığı bir eğitim günü ve orada günümüzde bizim bir eğitimcimiz var. Uluslararası Derneğimizin bir eğitimcimiz var. Bize çok farklı konularda bir eğitim konusu seçip o konuda bize bir eğitim veriyor. O eğitim programımızın olduğu günde bir kısımda otellerimizin yani internasyonel marka otellerimizin CEO'ları bize toplantımıza katılıyorlar ve bizimle bir sohbet şeklinde bir görüşme yapıyorlar. Onlar da çünkü konserje çok değer veriyorlar. Bizimle birlikte olmak istiyorlar ve onlarla bir günümüz geçiyor. Son günümüzde 14 Mart bu biraz önce bahsettiğim gala dinlerimizden önceki günümüzde de bütün üyelerimizin genel kurulumuz yani uluslararası genel kurulumuz yapıldığı gün yine dediğim gibi orada bütün üyelerin katıldığı ve bir sene içinde yapılan işler yönetim kurulu tabii internasyonel bir yönetim kurulumuz var. Hepimiz adına yapılan bir takım işlemler, faaliyetler var. Onlar hakkında bilgilendirmeler veriliyor. Üyelerin istekleri, soruları onlar değerlendiriliyor. Yani o gün, işte o toplantıya katılacak yaklaşık 600'e yakın arkadaşımızla hep birlikte oluyoruz. Ve müthiş bir paylaşma tabii tahmin edebilirsiniz. Bütün aklımıza gelen her şey bir iletişim. Tabii iletişimimiz de çok önemli. Bütün arkadaşlarımızla. Tabii her sene farklı arkadaşlar katılabiliyor. Her sene aynı arkadaş olmuyor ama farklı arkadaşlarla tanışıyoruz. Yani dünyanın her yerinde benim işte bu 20 senedir tahmin edebilirsiniz. Yeni Zelanda adam dediğim gibi işte bu uçlara görüşe dünyanın her yerinde konsiyerj arkadaşlarla çok güzel bir şeyimiz var, kontağımız var. Tabii bu sonuçta bir kontak ve iletişim neticesinde gelen bir çalışma. Bu da bizler için, konsiyerjler için, yani bu mesleği yapan bizler için çok değerli. Randıman nasıl? Yani aldığınız cevap? Çok başarılı. Dediğim gibi 1952'den beri devam eden bir organizasyon. Belki böyle bir meslek örgütü dünyada bilmiyorum. Yani mutlaka farklı mesleklerde vardır ama herhalde turizm ve otelcilik sektöründe özellikle böyle bir meslek yok bildiğim kadarıyla. Yani 1952'den beri biz 67'sini şu anda yapacağız. İşte son 4 yıl, 3 yıl maalesef sektöre uğradık. Onun dışında yani sürekliliği olan bir organizasyon. Dolayısıyla buna çok değer veriyoruz. Ve değerli olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar başka soru var mı? Yoksa ben kısa bilgilendirmeler yapayım. Aramızda mesela Feriye Lokantası şu an aramızda. Bülent Bey. Neden bunları söylüyorum? Bizim üyelerimiz aslında gastronomi turizmi zaten yaptığı için sizler de yönlendirdiğiniz zaten bir ilişkilendirme var. Şimdi ben bildiğim kadarıyla şu andaki fine dining restoranlara ve Türk mutfağı restoranlarına en fazla yönlendirmeyi yapan konsiyerj derneği. Yani otele soruluyor, ben akşam yemeğine nereye gideceğim deniliyor. Siz yönlendiriyorsunuz, doğru mu? Öyle şimdi şöyle düşünün, yani bir şehre gittiniz, kaldınız, konakladınız otelde. Bir konsiyerj var ise, özellikle anahtarlı konsiyerj varsa, o güvenli yani kledorun anlamını, işte onun önemini bilen, güvenli, o güvenli bizlere gelip tanışıyorlar. Bizim de mesleki açıdan tabii ki o şehri en iyi bilen kişiler olarak hangi restoranlara misafirlerimizi yönlendirebiliriz? O konuda deneyimliyiz tabii ki yılların verdiği bir tecrübeyle. Dolayısıyla o misafirlerimiz en doğru tercihe yönlendirmek durumundayız. Misafirlerimiz böyle bir soruyla geldiği zaman onun tercihlerine göre, yani İstanbul şu anda tabii müthiş bir şehir oldu. Yani son yıllarda daha da seçeneklerimiz arttı. Farklı mutfaklar, farklı enteresan şeylere evlendirdik. Yani gerçekten çok... Şu anda bizde Swiss Hotel'de mesela müthiş bir Hint restoranı açıldı. Vardı ama bu şu anda mesela bizde reklam gibi olmasın ama gerçekten gururla söyleyeyim. İstanbul'daki herhalde şu andaki en iyi Hint mutfağı restoran Gabro. Madus çok özür dilerim. Heyecanla başlayıp bir kere de. Madus diye çok müthiş bir Hint restoranımız açıldı. Bunun gibi çok farklı seçeneklerde restoranlarımız var. Bizler konsiyerj olarak tekrar geriye dönecek olursak, yani misafirlerimizi en doğru, onun talebine en uygun yere göndermek durumundayız. Yani şu buraya gönder diyemiyorsunuz. 3 günü varsa yani empati kurmanız gerekiyor. Siz bir ülkeye gittiğiniz zaman en iyi şekilde nasıl ağırlanmak veya o şehrin en iyi 3 restoranı görmek istiyorsanız burada bizler de aynı şeydir. O sorumluluktayız ya. Yani, o sorumluluk var üstümüzde.
Dolayısıyla en iyi restoran, onun istediği en iyi restoran, onun istediği nitelikteki en iyi restoran, balıkın istediği, işte İtalyan mı istediği veya hangi mutfaksa. Onun dışında tabii restoranlar dışında şehri gezmek, görmek anlamında en doğru yerlere yönlendirmek, gittiği yere ulaşımını sağlamak, nasıl gidecek, nasıl dönecek, dönüşünü bile düşünmek zorundayız şu anda malumun. Taksi problemimiz var, hepimiz yaşıyoruz. Biz otellerde bunu daha çok üzülerek yaşıyoruz. O çok maalesef bir yara maalesef. Otellerimizde maalesef şu anda kuyruklar görüyoruz. Onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ben yani Sultanahmet'e işte bir misafir gönderdiğim zaman oradan geri dönüşünü bile düşünerek şöyle yapıyoruz. Bir tramvay tabii ki güzel bir seçenek ama şimdi 5 yıldızlı otelde kalan misafirler herkese tramvay böyle public transportation kullanmayabiliyor. Yani taksi veya özel araç. Tabii ki özel araçlar konusunda yardımcı oluruz ama çoğunlukla taksi ihtiyacı var. Valla açıkçası şu anda en samimiyetle işte Foxit'ten Derya arkadaşım burada. Sultanahmet'e giden her misafirimi diyorum ki turumuzun bittiği anda lütfen gidin Four Seasons Hotel'in Dormin arkadaşınızdan Swiss Hotel'de kaldığınızı söyleyin. Veya işte bir arkadaşlarım da böyle yapıyor biliyorum. Gidin taksinizi. Cem de benim ona gidiyor. Yani taksinizi Four Seasons Hotel'den alıyorum çünkü orada güvenecek bir nokta var. Yoksa Allah korusun yani kapalı çarşıdan falan bir taksiye binmeye kalkarsa nasıl rakamlarla geldiğini biliyoruz yani. Çıldırın böyle eurolarla telaffuzlar oluyor. Dolayısıyla taksi maalesef şu anda İstanbul'daki herhalde birinci sorunumuz diyebilirim. Yani bu kadar güzel otellerimiz, bu kadar güzel restoranlarımız, şehrimiz, yani harika bir şehrimiz var. Her şeyimiz dört dörtlük, inanın her şey mutlu, harika giderken bir takside yaşadığı problemle bütün her şeyi unutabiliyor ve bu maalesef şu anda herhalde benim görebildiğim yaşadıklarım arasında en büyük sorun gibi geliyor. O konuda nasıl bir çözüm olacak açıkçası bilmiyorum. Biz en azından kendi adımıza böyle çözümlerle otelleri yönlendir. Taksim'deyse işte Taksim'de Marmara'ya gidip, CVK'ya gidip gibi otel noktalarımızı kullanarak müsaitlerimizi güvenle tekrar kaldıkları otele dönüşlerini sağlamaya çalışıyoruz. Sorular gelirken ben bir sorulara sorayım. Derneğimiz olarak belediyeden, TÜRSAP'tan, Turizm Bakanlığı'ndan ve özellikle yerel yönetimler, vali ve mesela İktidar Belediyesi de olabilir. Aslında bu organizasyona herkesin destek olması lazım diye ben inanıyorum. Hani biz şimdi sonuçta sivil toplum örgütleriyiz. Herkes kendi içinde bir ekmek parası derdinde çalışıyor ama şehirde bu işe para alan insanlar var. Yani ben valiysem mesela benim maaşımı devlet veriyor. Doğru mu? Hani ya da ben işte Turizm Bakanıysam devlet para veriyor. Onlardan şu ana kadar yardım var mı ve olması için bir adım var mı? Yoksa çünkü basın buradayken bu hareketlendirmeyi hep beraber yapmak bizim sorumluluğumuz. Bu çünkü Türkiye için yapılan çok nitelikli bir organizasyon. Çok teşekkürler Gülkan Bey. Evet gerçekten öyle. Sonuçta bizim ülkemiz, bizim şehrimiz. Hepimiz destek olmalıyız diye düşünüyorum. Burada da biz ilk günden beri siz de size başta olmak üzere Şişli Belediye Başkanımız, Üsküdar Belediye Başkanımızı bizzat ziyaret ettik. Sağ olsunlar onların desteklerini almak üzereyiz. Destek olacaklarını söylediler. Hatta Üsküdar Belediye Başkanımız bize bir teknelerini verdiler. 14 Mart akşamı Boğaz Turuz için. Bu arada bir Turizm Bakanımıza hala ulaşmak için çabalıyoruz. Onunla buluşmak isteğimiz çok fazla. İstanbul Büyükşehir Başkanımız Sayın İmamoğlu'yla buluşmak istiyoruz. Sayın Valimiz, tabii ki çeşitli protokoller için Valimiz. Havaalanındaki şu anda bir buluşmak üzereyiz. O güzel bir haber. Havaalanındaki karşılamalarla ilgili havaalanı orada bir ayrıca bir şey var. Valilik galiba var değil mi? Gülkan Bey, onlarla buluşacağız ve oradaki karşılama şeyimizi, organizasyonunu zor şekilde ayarlayacağız. Dolayısıyla bu sektörün içindeki her aktöre, özellikle baş aktörlere son derece ihtiyacımız var. Onların desteği bizim için çok değerli. Dolayısıyla sizlerin de burada bize desteği, o kişilere ulaşmamız için çok değerli. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu arada aramızda ürün satıcıları da var, otel genel müdürleri de var, basınımızın haricinde gastronomi bir noktada. Çünkü biz bir meslek örgütü değiliz biliyorsunuz. Yani biz restorancılar birliği değiliz ya da işte otelciler birliği değiliz.
Biz bir Nuh'un gemisi yaptık. Türkiye'yi sevenler aslında kendi içinde birleşti. Farklı farklı iş kollarının en iyileri bizim derneğimize üye. Yani bu konuda sinerji yaratmak için de özellikle bu kadar kıymetli bir organizasyon varsa biz bu işin içerisinde neresinde olabiliriz dedik. Özellikle gala yemeği gibi, gastronomi zaten her yerde biliyorsunuz. Onun haricinde Türk gecemiz gibi, yani diyelim biz Maraş dondurmasını da biz orada tattırabiliriz. Baklavamızı da tattırabiliriz. Bizim üyelerimiz buna zaten gönüllü olarak hazır. Oradan çıkabilecek nitelikli iş ilişkileri sonuçta bizim üyelerimize yarar diye düşünüyorum. Burada lokum satıcısı da aramızda var. Diyor ki ben Türkiye'nin en iyi lokumunu yapıyorum. Ha, öyleyse lokumunu alacak kişiler burada. Buyurun. Yani biz kendi aramızdaki network marketing dediğimiz organizasyon için bir derneği kurduk zaten. Yoksa hani Türkiye için bir şey yapılıyorsa biz işin içerisindeyiz. Ve ilk bayrağı biz açtık. Bundan sonra diğer kurum ve derneklerin de aynı hassasiyet içerisinde olmasını bekliyoruz açıkçası. Aynı zamanda Almanya'da da şu anda Gastronomi Turizmi Derneği'nin fiziksel olarak bir lokasyonu açılıyor arkadaşlar. Burada da Turan Bey zannedersem aramızda bu konuyla ilgili önümüzdeki bir ay içerisinde Almanya'da çok ciddi bir Gastronomi Turizmi Derneği aksiyonu alacağız. Ve oradan gelen turistlerimizle ilgili de yine sizlerle entegre çalışacağız. Bunları da bilgilendirmek istiyorum. Bunun ötesinde basın bugün bizim için çok kıymetliydi. Gerçekten geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şu anda salonlara sığmadık. GTD'nin buradaki işte basın ilişkilerinin gücü ortaya çıkıyor. Sizinle birlikte de biz bu operasyonun başarılı olması için hep yanınızdayız. 2000'den fazla üyemizle beraber yanınızdayız. Çok çok teşekkür ederiz. Bu arada Adnan abi lütfen kahvaltı yap. Kahvaltı istedim. Şefimizle beraber olur mu?